2013 yılında aramızdan ayrılan değerli sanatçımız Burhan Doğançay'ın müzesindeyiz. Geçtiğimiz yıl müzemiz 10. yılını kutladı. Burhan Doğançay'ın zaten en büyük hedefi, gençliğinde kendine koyduğu en büyük hedeflerden birisi, imkanı olduğunda bir müze açabilmekti. Kendisi Türkiye'deki ilk çağdaş sanat ve ilk kişisel sanatçı müzesini açmış bir kişi. Bununla da çok çok gurur duyardı. Çünkü tamamen kendi imkanlarıyla yapmıştı. Müzenin 10. yılını kutlamak için Burhan Doğançay'ın pek bilinmeyen bir yönü olan fotoğrafçılığını ön plana çıkarmak istedik. Fotoğrafları 3 ana bölüme ayırdık. Bunlar Brooklyn Köprüsü ve New York'un inşaat işçileri olan Iron Workers oldu. Bir diğeri Dünya Duvarları, ki Burhan Doğançay'ın en bilinen yönüdür Dünya Duvarları. Diğeri de dünyadaki benzerlik ve ayrılıklar olan çok farklı coğrafyalarda yaşayan insanların aslında ne kadar benzer hayatlar yaşadığını gösteren bir bölüm oldu. Burhan Bey'in dev bir fotoğraf arşivi var. 1970'lerde ilk fotoğraf makinesini aldığından günümüze kadar çektiği. Bunların içinden seçimi kendisi yapmaya başlamıştı. Ömrü vefa etmedi. Onun başlattığı projeyi bitirmiş olduk. Aynı zamanda bu fotoğrafların bir insanlık tarihinin bir antropolojik arşivi niteliği de taşıyor. Yaklaşık 30 bin slayt var. Bunların içinden 100 tane kadarını seçebildik. Kendisinin eserleri dünyanın 70 en önemli müzesinde yer almakta. Bunlardan bazı fotoğraflar da müzelerde mevcut. Ama hiçbir zaman bu kadar kapsamlı fotoğrafçılığını ön plana çıkartan bir çalışma şimdiye kadar olmamıştı. Sergiyi özellikle geçtiğimiz yıl açmak istememizin sebebi kendisinin aynı zamanda 85. doğum günü olmasıydı. Hem onun doğum gününü hem de müzemizin doğum gününü böylece bir sergiyle kutlamış olduk. İleriye dönük çalışmalarımız da elbette var. Bu fotoğraf sergimizden sonra babası Adil Doğançay'ın resimlerinden de bir proje üzerinde çalışıyoruz. O da ileriki aylarda daha netlik kazanacak inşallah. Gezmişti değil mi Burhan Doğançay? 114 ülkeden bu resimler. Evet, 40 sene 114 ülke. 40 sene 114 ülke. Evet.